Beytül mal milletin malıdır. Ve milletin tamamının hak sahibi olduğu bir maldır o. Onda başkası hak olarak ileriye süremez. Dolayısıyla kamuya ait bir mal dediğimiz zaman millete ait bir mal demiş oluruz. Ve oraya herhangi bir hürmetsizlik bütün bir milletin hakkını hukukunu gasp etmek demektir. Şimdi 83 milyon değil mi bu memleket? 83 milyon. Sen bir dairede memursun. Bir dairede amirsin. Bir yerde bakan'sın, başbakan'sın, devlet başkanı'sın. Neyse şeyin ne ne kadarsa rütben senin oradaki o görevini icra ederken sana emanet edilmiş olan her şey milletin malıdır. Ve sen o milletin malına eğer hakkın olmayacak şekilde el uzatırsan 83 milyonun vebalini üstlenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gidersin. 83 milyonla yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksin. Niye sahabenin ödü koptu devlete ait görevleri yer almamakta? Niye Hazreti Ömer'e o kadar ısrar etmelerine rağmen ya arkadaş gidin başından bir evden bir kurban yeter ne istiyorsunuz benden deyip oğlunu kendinden sonra niye atamadığını anlıyor musunuz? Neyi kaybettiğimizi de şu anda anlıyor musunuz? Niçin biz bu haldeyiz bunu da anlıyor musunuz bilmiyorum ama mesele gerçekten çok ciddi bir meseledir. İnsan ferdi bir günah işler Allah'a tevbe eder inşallah Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul eder. Ama Allah'ın müdahil olmadığı bir mesele kul hakkı. Ve bu kul hakkı ikimiz bir mesele yaptık. Sen bana haksızlık ettin ben sana haksızlık ettim. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Bu hesaplaşmanın neticesinde birbirimizle ya helalleşeceğiz ya davalaşacağız. Ya 83 milyonun tamamının vebaliyle Allah'ın huzuruna gitsen. 83 milyonla Allah seni yüz yüze getirse ve hepsiyle helalleşme ya da hak ihlali konusundaki o hakkın tahakkuku noktasında bir hesaba konu olsan. Mesele işte bu kadar ciddi bir mesele ve biz bu meseleyi anladığımız zaman İslam'ın ruhunu anlamış olacağız. O zaman biz Allah meselesinde niye Allah'ın devesi diye isimlendirdi ve bu noktada bir şey yüklendi ona o meseleyi daha iyi anlamış olacağız. Eğer böyle anlamazsak bu manada bir şekliyle ona buna havale etsek meseleleri inanın ki başımızdan bu felaketler bir türlü gitmeyecek. Ne yazık ki bu konuda biz gereken ehemmiyeti bu konuya tam anlamıyla vermediğimiz için bugün ümmeti Muhammed bu sefaleti çekiyor. Yoksa ümmeti Muhammed'in yaşadığı coğrafyalarda inanın şu anda o coğrafyaların ürettiği değerler millete eşit oranda dağıtılsa milletin kaynakları millete irca edilse ve bu noktada asla kamunun malına el sürülmese bir toplu neden bir karış toprağa kadar her şeyin bu konudaki hassasiyeti gözetilse biz bu halde mi olacaktık Allah aşkına ya şu andaki sefaletimizin cehaletimizin fakru zaruretimizin nereden kaynaklandığını ne olur doğru anlayalım. Ne olur doğru anlayalım ve bu noktada kaybettiğimiz hassasiyeti yeniden kazanalım. Varsa eğer etrafımızda kamuda çalışan arkadaşlar ben burada hepsine sesleniyorum sesimi duyan kim varsa memur ona, amirine de en yukarıda skinden de en aşağıdakine kadar hepsine sesleniyorum. Ve diyorum ki bu bir millet hakkıdır. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gitmeyin. Eğer varsa boynunuzda böyle bir vebal ne olur daha vakit erkenken tevbe edin. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gidip de yarın 83 milyon insanla karşı karşıya gelip böyle bir hesabın konusu olmayın çok ciddi bir meseledir bu mesele ve bu mesele hak ettiği oranda eğer üzerinde durulursa ve hepimiz bu noktada hassasiyet eğer kazanırsak inşallah o noktada bazı şeyler farklılaşacak ve biz Raşid Halifeler döneminde gördüğümüz üzere aynen onların cihana gösterdikleri o güzel numuneleri biz de bugünlerde göstermiş olacağız. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Kulağımda böyle bu hafta yankılandı duyurdu. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Biraz da hastayım. Hastalığımın sebebi de belki de bu sözün ağırlığı. Şöyle bir söz yankılanıyor kulağımda. Diyorum ki kendi kendime. Semut kavmi bir tane de deveyi katletti. Bugün ümmeti Muhammed olarak biz her gün yüz deveyi katlediyoruz ister bunu görelim ister görmeyelim. Eğer biz emri bil maruf ve nehi anil münker çerçevesinde bu konuda görevimizi tam anlamıyla yapmasak susan da Allah katında mesuldür. Görüp de bu işi uyarmayan da Allah katında mesuldür ve o mesuliyet farklı farklı veballer bize yükleyecektir. Benim ödüm kopuyor İnanın ki ödüm kopuyor ve ben ehli imandan hiçbir insanın böyle bir şeyle Allah'ın huzuruna gitmesinden dolayı vicdanım rahat olmaz. Ve elimden geldiğince Allah bana nefes verdikçe ben gördüğüm her şeyi bu noktada uyaracağım. En azından mesuliyetimi bu noktada yerine getireceğim. İstiyorum ki siz de aynısını yapın. Dal kavukluğun bize bir faydası yok. Milleti övmenin bu manada gereksiz bir biçimde farklı şekillerde bazı şeyleri abartmanın hiçbir anlamı yok. En önemli mesele ahirette vereceğimiz hesap meselesidir. O hesap meselesini unutmadan hareket edelim de Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman en azından bu vebalden kurtulmuş olalım. Allah bizleri bu veballe karşısına almasın. Bize emanet ettiği her şeye, o emanete yüklediği değer ve kıymet neyse ve bizden beklediği şey neyse o çerçeveden karşılık verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Adalete riayet eden, ehliyete riayet eden, liyakata riayet eden, hak hukuk konusunda çok ciddi bir biçimde hassas olan kullarından etsin bizi. Ve Hazreti Ömer'e kazandırdığı o furkaniyeti yani hak ile batılı, hidayet ile dalaleti, iman ile nifakı birbirinden ayırma çizgisini Cenab-ı Hak bizlere de nasip eylesin. Böyle bir çizgiyi benimsemiş hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez deyip hakkın hatırı için çalışan ve her hatırı hakkın hatırı çerçevesinde değerlendiren Bundan başka da hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmayan bunu da hakkıyla hakka yaraşır bir biçimde dile getirecek bir feraseti basireti bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimize de bu konuda hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin.